Selam sevgili dostlar. Bu hafta Uykuda Öğrenme kitabını inceleyeceğiz. Bakalım nelerin altını çizmişiz. Kitabımızı böyle göstereyim. Kitabımız muhtemelen baskısını bulamayacaksınız. İkinci elde bulabileceğiniz bir kitap. Ben vakti zamanında almışım. Eski okuduğum bir kitaptı bu benim. Konusu çok ilginç olduğu için bunu sizinle paylaşmak istedim. Uykuda öğrenmek. Çok cazip bir konu değil mi arkadaşlar? Maalesef ki öğrencilik yıllarımızda bize öğrenmenin lezzetini almayı vermedikleri için safi bir ezber mantığıyla müfredat uyguladıkları için bizi tek kalıptan çıkmış fabrikasyon insanlar olarak eğittikleri için ki bu hala düzelmiş değil. Günümüzde de bu sıkıntı devam ediyor. Keşke bize öğrencilik yıllarımızda öğrenmenin lezzetini alacak etkinlikler yaptırsalardı. Maalesef müfredatımız ezbere dayalı bir müfredattı ve biz öğrenmeyi öğrenemedik. Öğrenmeyi öğrenmek de önemli biliyorsunuz. Öğrenmenin de metotları var. Maalesef bize hep ezbere dayalı bir eğitim öğretim uyguladıkları için bugün öğrenmeyi sevmiyoruz. Öğrenmek bize çok zor geliyor. Kolay bir eylem olarak gelmiyor. Ve bunun kolay yollarını araştırıyoruz. Uykuda öğrenme başlığını gördüğüm zaman kitap çok ilgimi çekmişti. Uykuda öğrenmeyi gayet cazip bir teklif olarak görmüştüm ve bu kitabı okumuştum. Bakalım altını çizdiğim yerlerden bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Hemen aynı şekilde önceki çağlarda anneler yatağını ıslatmaması için uyuyan çocuklarının kulaklarına fısıldayarak telkinde bulunurlar. Edison her söz konusu olduğunda şekerlemelerin belirli bir buluş üzerinde doğru yönü bulmasına yardımcı olduğunu ileri sürmüştür. Edison kendisi her gece ancak birkaç saatlik uykuyla yetinmesiyle övünmüştür. Ancak bildiğimiz kadarıyla şimdiye kadar hiç kimse onun gün boyu yaptığı şekerlemelerin sayısını hesaplamamıştır. Burada iki noktaya dikkat çekmiş yazar. Şekerleme konusu ve telkin konusu. Telkin olgusu bizim kültürümüzde de vardır. Bazı atasözlerimiz de vardır. Bu noktada hemen aklınıza bir kişiye 40 defa deli dersen deli olur sözü gelmiştir muhtemelen. Telkin çok önemli bir şey arkadaşlar. Misal verecek olursak Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesi konusunda ta çocukluğundan, bebekliğinden başlayan bir telkin ve bu noktada eğitim metodu vardır. Hem burada eğitimi hem de telkinin gücünü görmüş oluyoruz. Çağlar boyunca kimsenin başaramadığını başaran Fatih çocukluğundan beri İstanbul'u alması, İstanbul'u fethetmesi konusunda telkin edilmiştir ve bu noktada bu yönde eğitilmiştir. Maalesef bizim eğitim sistemimizde ise ezberle, sınavda cevabını ver, geç mantığı var. O yüzden sayısız üniversite mezunumuz var fakat hiçbir donanımı yok. Maalesef bizim eğitim sistemimiz bizi tek tip insanlar olarak fabrikadan çıkmış tek tip ürün mantığıyla piyasaya salıyor. Ondan sonra da işsizlik var, efendime söyleyeyim üniversite mezunları aç geziyor diyor. Peki üniversite mezunu gerçekten üniversite mezunu mu? Bunu kendimize sormamız lazım. Her zaman söylediğim bir şey var. Mimar var, Mimar Sinan var. Bir işi yapıyorsanız o işte en iyi olmak için çabalamanız gerektiğini de burada söylemiş olalım. 1940'ların başında Lawrence'ın tırnak yeme alışkanlığı olan çocukların bu alışkanlığına son verebileceğini bildirmesi uykuda öğrenmede dönüm noktası olan bir çalışma oldu. 54 gece boyunca gecede 6 defa mesajı duyduktan sonra uykuda öğrenen çocukların %40'ı kendiliğinden tırnak yemeyi bıraktı. Kontrol edilen diğer gruptaki çocukların hiçbirisi alışkanlığına son vermedi. %100 başarılı olmasa da bu da çok önemli bir rakam bence. Uykuda öğrenebiliyoruz demek ki. Eskiden ses kayıt cihazları olmadığı için uykuda öğrenmeyi telkin yoluyla yapıyorlarmış. Bir bilim adamı çocuğuna bu yöntemle onun üzerinde dil öğretmiş. Telkin yoluyla gece uyurken telkinde bulunarak kelimeleri öğretmiş ve dil öğretmiş. Uykudayken listeyi dinlemiş olan öğrenciler uykularında bu kelimeleri hiç duymamış olanlardan %83 daha hızlı ezberlediler. 1949'da Şilili tenor Ramon Vinay uykuda öğrenme yoluyla bütün bir operayı baştan sona mükemmel bir İtalyan aksanıyla öğrendiğini bildirdi. 1953'te ortaya sızan bir rapora göre Donanma Harp Okulu öğrencilerine Morse alfabesini öğretmek için bir kez daha uykuda öğrenme tekniğini kullandı. İkinci Dünya Savaşı esnasında ajanlarına sadece dil değil, sızacakları ülkelerin adetlerini, aksanlarını
argo sözlerini öğrettikleri söylentileri de ortaya çıktı. Ülkelerin ajanlık ve istihbarat faaliyetleri muhtemelen dünya var olduğu müddetçe devam edecek. Birçok teknolojik gelişme de ajanlık faaliyetlerinin ileri düzeye taşınması maksadıyla yapılan araştırmalarda bulunmuş. Bu da çok ironik bir durum değil mi? Uyurken insan sıklıkla uyanık olduğu zamanki kadar zihinsel olarak bazen fiziksel olarak etkindir. Uykusunda anlaşılmaz sözler mırıldanabilir ya da ona soru sorulduğunda tamamen mantıklı olarak karşılıklı konuşabilir. Kalkıp etrafta yürüyebilir, gülümseyip somurtabilir, gülebilir ve ertesi günde bütün geçenleri unutur. Bu çeşit tuhaflıklara uyku sapmaları adı verilir ama bunlar sadece standart bir tema üzerindeki çeşitlemelerdir. Derin uyuyor görünmesine rağmen bir insanın zihni hala meşgul ve işlevseldir. Derin uyuduğumuzu sanarken de zihnimizin arka planda çalışmaya devam ettiği, gün içindeki yaşadığımız birçok şeyi kayda aldığı, geçici hafızamızdan kalıcı belleğimize kayıt yaptığı bir gerçek. Aslında öğrenme uyumamızın tek nedeni olabilir. Uyku aşikar olarak gün boyunca edinilen bilginin beyne tam olarak girmesine izin verir ve bilginin kişilikle bütünleşmesini sağlar. Bilginin kişilikle bütünleşmesi burada dikkat çekici bir nokta. Uykunun hafızayı etkilediği açıkça görülmektedir. Aslında bütün öğrenme sürecinde çok önemlidir. Dr. Perlman sınav öncesi bütün gece uyumadan ders çalışan öğrencinin hata yaptığına dikkat çekmektedir. Gerçekte öğrenemediğini anlatırsın çünkü bütün gece uyanık kalman öğrenmeni engeller. Bir sonraki gün hiçbirini hatırlamazsın ve muhakkak ki gelecekte hiçbirini kullanamayacaksındır. O senin bir parçan değildir. Bilgiyle bütünleşip parçan haline getirmek çok önemli bir nokta burada. Ayrıca burada yazar uykunun bazı duygusal sorunları da çözdüğünü belirtmiş. Nitekim öyledir. Çok ağır güç durumlardan geçtiğimiz zaman da uyku bizi tedavi etmeye başlar. Bazen yeryüzündeki sorunlar insanın üzerine öyle gelir ki insan uyuyarak biraz olsun bu sorunlardan kaçmanın peşine düşer. Şimdi uyu, çözümü yarına bırak. Bir nevi yazar burada onu da söylemiş oluyor. Uyu, çözüm uykuda da bir şekilde beynin işlevi devam edeceği için çözüme daha çok yakın olarak uyanacaksın. Biraz daha aklı selim düşüneceksin uyandığın zaman. Bir şeyi öğrendikten sonra uyumak onu hatırlamanıza yardımcı olabilecek en iyi şeydir. Demek ki yatmadan önce, yarım saat, bir saat önce çalışmak lazım arkadaşlar. Bir dil öğreniyorsanız, İngilizce öğrenmeye çalışıyorsanız özellikle önemli bence. Uykuda öğrenmenin diğer konulara göre bence dil öğrenmede biraz daha ön plana çıktığını düşünüyorum. Kelimeleri ezberlemek, kelimelerin zihinde dönmesi, yatmadan önce çalışacağınız yarım saat bir saatlik bir çalışmanın zihinde tekrardan kalıcı belleğe alınırken aynı zamanda bir ses kaydıyla da desteklenmesi muhtemelen öğrenmenizi hızlandıracaktır. Dil öğrenmek bizim en büyük problemlerimizden biri olduğu için Türk milletinin uykuda öğrenme metodu bu noktada kullanılabilir diye düşünüyorum. Şunu hepimiz biliyoruz ki okuyarak öğrenmenin yanı sıra duyarak da öğrenebiliriz. Bir şeyi dinleyerek de öğrenebiliriz. Hem görerek hem okuyarak hem dinleyerek de daha iyi öğrenebiliriz. Bu noktada görüp okumayı yaptıktan sonra gece uyurken bir kulaklık vasıtasıyla tekrar yaparsak bu sesli dinletiyle zihnimize bu bilgilerin daha iyi kazınmasını sağlayabiliriz. Yazar en son ne zaman gece yatmadan önce film seyrettiniz ve onun bir kısmını dönüştürüp rüyanızda yeniden seyrettiniz demiş. Bunu ben de size sorayım. Yatmadan önce yaptığınız bir faaliyeti rüyanızda görmeye devam ettiğiniz oldu mu? Yorum bölümüne bırakırsanız hepimiz okumuş olalım. Ruslar sık sık uyku öğrencilerinden yatmadan önce gece duyacak oldukları malzemeyi baştan sona okumalarını ya da sabahleyin uyandıktan hemen sonra malzemeyi okumalarını isterler. Kulikov uykuda öğrenen öğrencilerin İngilizceyi sadece uyanıkken çalışan kontrol öğrencilerinden %80 daha hızlı öğrendiklerini keşfetmiştir. Az önce de söylediğim gibi uykuda öğrenme metodunu dil konusunda kendimizi geliştirmekte kullanabiliriz ve yararlı olabileceğini düşünüyorum. Bu kitabı okuduğum süreçte kardeşimle bir diyalogumuz geçmişti. Onunla paylaşmıştım uykuda öğrenme kitabını. Ve ilginçtir ki kardeşim uykuda öğrenme kitabının bu söylediğini teyit etmişti. Şöyle, kendisi hep genelde yatarken kulaklık kulağında ya da laptopundan müzik açılmış vaziyette uyur. Ve bazı şarkıları bilinçli olarak hiç dinlemediği halde bir yerde duyduğunda onu bilerek
okuduğunu, o şarkıya eşlik ettiğini görmüştü. Yani bilinçaltında aslında uykuda çalan, o hiç bilinçliyken dinlemediği şarkıyı ezberlemişti. Betimleme hafızaya yardımcıdır. Başarılı bir uykuda öğrenme programında canlandırmayı kullanmak için uykudan hemen önce ve sonra öğrenmek istediğin malzemeyi okumaya çalış. Bu metot uzun listeleri ezbere öğrenmen ya da metinleri ve diğer uzun malzemeleri ezberlemen gerektiğinde özellikle faydalıdır. Kendi dersini kaydettiğinde uyumadan önce malzemeyi okuyarak avantaj kazanmış olursun. Uykuda öğrenme malzemesinin gündüz etkin olarak çalışılması öğrenme süresini çok hızlandırır. Tabii uykuda öğrenmeyi anlatırken yazar burada belli uyku durumlarını da açıklamış. Burada ben koruyucu nöbetçi diye bir sayfa kenarına not almışım. Uykudaki beyin işlevini devam ettiriyor biliyorsunuz ve çok güçlü sesler duymadığımız müddetçe uykumuz bölünmüyor. Uyku hiçbir zaman tamamen şuursuz olmaz çünkü beynin nöbetçisi uyanık kalır. İlkel atalarımız rüzgara ve fırtınalara rağmen uyanmazlardı ama bir yaprak hışırtısı onu yaklaşan tehlikeye karşı uyarabilir ve uyanmasına neden olabilirdi. Onun koruyucu görevi çalışmaya başlar ve bir yırtıcı hayvanın yakında olduğu sinyalini verirdi. Zihin uyku esnasında kendini izole eder. Bununla beraber her zaman sadece duyumsal, sensör etki gücüyle uyanmayız ama aynısının zihinsel, psişik ilişkisiyle uyanırız. Alakasız bir kelime uyuyan kişiyi uyandırmaz ama ismiyle seslenildiğinde uyanır. Anne çocuğundan gelen en hafif sese uyanır. Bu yüzden zihin uyku esnasında duyumları ayırt edebilir. Eğer önemli bir şeyin ortaya çıkmasıyla alakalıysa duyum dürtüsünün olmamasından dolayı uyanabiliriz. Değirmen durduğunda değirmenci uyanır. En iyi bilinen örnek ne kadar derin uykuda olursa olsun çocuğunun ağlamasında uyanan annedir. Bir kadın depreme rağmen uyanmayabilir ama sadece bebeğinin hafifçe ağlaması onu hemen uyandırabilir. Bu da çok ilginç bir nokta değil mi arkadaşlar? Anne deprem olsa uyanmıyor fakat çocuğunun sesi hafiften de çıksa o uykuyu, derin uykuyu bölüp onu korumak için içgüdüyle harekete geçebiliyor. İnsanın ismi evrensel bir dikkat çekicidir. Birinin adını söylemek, onun dikkatini çekmek istemektir. Oswald'ın açıklaması, öğrenme malzemesinin sunulmasının hemen öncesinde başlangıçta bir dikkat çekme olarak kişisel isimler kullanılırsa uykuda öğrenmenin artırılabileceğini öne sürüyor. Uykuda öğrenmeyle ilgili bir ses kaydı yaptığınızda arkadaşlar öncelikle kendi sesiniz olsun. Kendi sesinizden öğrenmeniz, kendi sesinizden algılamanız daha kolay olacaktır. Birincisi bu. İkincisi de kendinize hitap edin. Ahmet, İngilizce öğreneceksin ve bu kelimeleri ezberleyeceksin. Şimdi hem Türkçesini hem İngilizcesini söyleyeceğim kelimeleri zihnine kazı. Şimdi başlıyoruz Ahmet şeklinde bir kayıt yaparsanız daha etkili olabilir. Kitaptan altını çizdiğim yerlerden bir şeyler paylaştım ama kitabın henüz yarısına kadar gelebildik arkadaşlar. Çok uzun bir vaktimiz yok. O yüzden bu kadarıyla yetinmek istiyorum ben. Belki beğenirseniz videoyu, devamını isterseniz ilerleyen süreçte bu uykuda öğrenme konusuna tekrar dönüp kaldığımız yerden çok daha fazla çizdiğimiz bölümler var. Oralardan tekrar ikinci bir video, hatta üçüncü bir video bile çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok 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 karaladığım, çok 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 çizdiğim, not aldığım, önemli dediğim, ünlem işareti koyduğum yerler var burada. Fakat insanın dikkat eşiği çok kısa, çok düşük. Bu eşiği aşmamak için videolarımızı da çok uzun tutmak istemiyorum. 50 dakikalık bir videoyu açıp seyreden olmuyor ve insanların bahsettiğimiz şeylerden daha fazla faydalanabilmeleri için onların dikkat eşiğini aşmayacak, onların gözünü korkutmayacak sürelerde video yapmayı daha mantıklı buluyorum. Boşa kürek sallamaktansa daha fazla insanı belli noktalarda, belli konularda uyarabilmek için videolarımızı onların algı eşiğine göre tutmayı uygun görüyorum. Belki ilerleyen dönemde uykuda öğrenme 2 ve 3'ü de çekebiliriz. Elbette yorumlarda sizden bir talep gelirse 2 ve 3'ü de neden çekmeyelim? Çekebiliriz.
Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım size faydalı birkaç şey burada sunabilmişimdir. Aynı zamanda ben de kendim de tekrardan bu altın çizdiğim yerleri okuyup faydalanıyorum. Belleğime kazıyorum. Tekrar yapmış oluyorum. Karşılıklı kazan kazan yapmış oluyoruz inşallah. Özellikle incelememizi istediğiniz kitaplar varsa yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Onları değerlendiririm mutlaka. Bu haftalık bu kadar. Kalın sağlıcakla.